Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulullah, meded ya sadat ashabı Resulullah. Meded ya meşayihine destur ve ula inşallah. Fezda sen şeyh Muhammed Nazım Hakkani meded. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cemiyye. Allah Azze ve Celle insanın yaşayacağı yer, nerede rızkı olduğunu kendi bilir, kendi takdir etmiş. İnsanoğlu da oraya gideceğim, buraya gideceğim, rızkımı kazanç peşinden, rızık peşinden, daha şey peşinden uğraşıp durur. Bazen olur, bazen olmaz. O dünya rızkı mühim değil, mühim olan ahiretteki rızkındır. Ona dikkat et. Dünya için ahiretini kaybetme. Çoğu insan işte memleketlerini bırakıp küfür diyarına gidiyorlar. Orada daha fazla kazanacağız, daha iyi hayat yaşayacağız diyorlar. Hayat, iyi yaşasan da yaşamasan da bu hayat esas hayat değil. Esas hayat öteki hayattır ki ona dikkat etmeleri lazım insanların. Ona da hiç ehemmiyet vermiyorlar. Allah insana rızkını gönderir. Nerede kısmetse orada muhakkak o rızkını bulur, olabilir, dolaşıp dolaşıp gene gelip aynı yerde rızkı orada olur. Bu yani bütün hayat boyu orada burada şey yapıp rızkının peşinden koşturup o rızkı halbuki ayağının altında yaşadığı yerde olabilir. Çünkü insanlar artık öyle kanaat yok, ahiret düşüncesi yok. Sırf rızık da değil, işte para kazanmak değil. Bu eski zaman insanları öyle değildi. O gene de bir olan bir vaka var. Adamın biri işte rüyasında şey görüyor, Bağdat'ta bir asmanın altında oturuyor. Oradaki define var diyorlar burada, sen buraya geleceksin. Ya bu hakiki bir şeydir. Bir defa, on defa filan artık adam kafasını takılıyor. Adamın da parası yok. Ne var ne yok. Satıp gidiyor. Yani bir evinden başka bir şey bırakmıyor. Öteki şeyleri yani artık o kadar şey olmuş ki gidip bu defineyi çıkarayım. Demek benimdir bu define. Rızkımdır. Onu gidip alayım oradan diye bırakıp İstanbul'dan Bağdat'a gidiyor. Bağdat'ta işte o gördüğü yeri hakikaten aynen görüyor. Orada bir kahvehane gibi galiba. Asma var, üzüm yiyor. Bakıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor. Bir şey yok. Adamlar bunda hiç artık parası yok. Fakirlikten ölecek. Adam biri oradaki sahibi söylüyor. Sen ne işin var burada? Paran yok, pulun yok. Hikayen ne için ne geldin? Kalk çalış filan. O da diyor ben böyle bir rüyayla geldim ben buraya. Bu rüya hakiki rüyadır galiba. Çünkü çok tekrarlandı.
bir defa, üç defa, beş defa değil de çok yani. Onun için ben o rüya peşinde geldim. Burada bir define olması lazım demiş. Adam demiş, ya burası benim de hiçbir şey yok burada. Sen deli misin demiş. Ben de rüya görüyorum. İstanbul'da falanca yerde böyle bir tarif ediyor adam. Adam gelen adamın evini tarif ediyor. Bu taşın altında diyorlar bana, ama ben sen gibi deli değilim. Eşimi yücüm bırakıp da kalkıp serdin sefil olup da her tarafa şey gideyim. Adam onu duyunca bakıyor, ya bu benim evi tarif etti. Teşekkür ediyor, bir şey demeden hemen ayrılıyor. Geliyor evine. Hakikaten çıkıyor. Büyük bir hazine, define çıkıyor kendisine. O defineden cami yapmış. İstanbul'da o cami var şeyde, Fatih semtinde. Onun camisi var. Bu hikayesi de budur. Yani Allah Azze ve Celle adamın insan rızkını her tarafta verir. Ama hayırlısı olan rızıkla beraber ahiretini de düşünmesi lazım. Şimdi biraz Allah'ım akıl fikir versin. Bazı çoğu insanlar kaç defa duyuyoruz. Memleketten orada yaşayan, gurbette yaşayan insanlar var. Oradaki hanımlardan, Müslüman olanlardan, Müslüman hanımlardan ya da esas Müslümanlardan ailelerine gelin, beğenmiyorlar. Diyorlar bunlar tam İslam'a uymuyor. Biz kalkıp da memleketten getirelim. Kaç defa duyuyoruz, memleketten gelen iyicene zivanadan çıkmış, yabancıların yapmadığını yapıyor, her türlü rezillik yapıyor. Onun için yani bu öteki memleketlere giden insan bu şeylere dikkat etmesi lazım. Oradaki usul nedir, adab nedir? Bilmeyen insanı götürüp de onu da bu hayatını mahvetip, hayatını da ahiretini mahvetmesin. Bulduğumu oradaki insanlardan evlenip sitre olup gitsinler. Kalkıp da başka yerden, Müslüman memleketlerden götürürüm deyip de şey yapmayın. Çok çünkü şeytanlar daha fazla kadınlara musallat olur oradaki şeytanlar. Şeytanı bol oraların, hani o nefsine hakim olamaz. Hem senin hayat mahvolmuş olur, hem başkasının. Onun için Allah muhafaza etsin. Her Allah rızkımızı helalinden uzaklara gitmeden versin inşallah. Çünkü öyle bir hal almış ki millet memleketini terk edip para için oraya buraya gidiyor. Memleket para için gidip de dinini kaybettikten sonra hiçbir faydası yok. Allah muhafaza etsin İslam'ı, Müslümanları, çoluk çocuklarını Allah muhafaza etsin bu fitnelerden, ahir zaman şeytanın şerrinden inşallah. Allah Azze ve Celle is create people and everyone he has his provision, his life, and Allah create them different place, different shape, and he give them everything they in need.
But people, they are not happy with this. They want more and more, and they are not satisfied in their place. They are going from place to place for after their work or job or to look for new life. This is time. Many people, they are leaving their country. They say we are looking for better life. This life, it is life. Better or not better, it is not life. It is only short time. We are traveling, and this traveling short time. We are not here for life or forever. Only for little while. So for this, if you will look for new life, good life, you prepare yourself for next life, the real life. But people, they forget, because since 100 years or more, no any khalifa, no any Islamic rule, or a special rule of Khalifa, the Prophet صلى الله عليه وسلم Khalifa, no, this time. They close this, and they are controlling everything in this world. Slowly, slowly they poison, they put poison, and so everybody, they forget Akhirah, they said, on life only here, no more life. So we must be here to be happy and to collect as much we can. But you say, no, another, but you are collect somebody, maybe for 1,000 years enough for him. Some people, maybe for 100,000 years they have enough for them. And their life only 90 or 80 or 100, no need for all this, but still they are running after dunya, forgetting akhirah. This for whole life people, but for Muslim it is not good. They must look for akhirah. When every step they going, they must look for if it is good for our akhirah or not good. Not saying people, we are going Europe, but in Europe they are make you like themselves or worse than themselves. Not acceptable at all what they are doing. And the rizq Allah sent for everybody, everywhere. But people, they are not appreciate this. They are looking here, they are running this place, that place. But if they are doing this for themselves in their country, they will be more happier, more better than honorable, the most thing honorable for themselves. Of course, people, they are nowadays like this. Old day, they wasn't like this. Everybody happy with his place. So very few people, they maybe they go to give for learning or make trading, going and coming. And some of them, Mashaykh, they were sending them to country non-Muslim to teach Islam, to show people how Islam. Not like this, they are going to non-Muslim country, they become worse than these people these days. And one of these
there is a real story. It was happened in maybe 300 years or more in Ottoman Istanbul. We said they are not immigrate from place to place, only very important. One of these people, one man, he saw in his dream in Baghdad, there is one like a coffee shop or something or hotel. There's a wine grape like this, and under this there is treasure. First day he said he didn't look too much. It's a dream, everybody can dream. But next day, maybe more than 10 times this happened for him, and he became too interesting for this. He said, maybe this Allah sent this for me. I must go there and take this, inshallah. And he was a poor man, nothing with him. He sell everything, only his house left, nothing was inside. And he hardly reached Baghdad. He didn't have anything to do, only to eat even. Somebody, he saw this grape, they eat from grape. And this man who looking after this place, asking, you are here some days and you are very poor, you not find something to eat. Go and work, why you do this? He said, I'm coming here for this dream. I dreamed this, there is treasure here. It is, so I come for this. This man, he was laughing for him. Oh, you are crazy. I see one dream, 20 times in Istanbul, there is one house like this, like that. I not interesting. You must be clever. Don't be idiot and coming all this way from Istanbul to this. I'm not going there, even I have enough money to go there. This man, when he said this, he said, look, he explained his house. I said, which place? They said, this is a place. So this man quickly thanking this man, not saying anything, go back quickly to Istanbul. And really, he will find treasure. And he was thanking for Allah. And he built mosque, this mosque in Fatih, in Istanbul. And not from story, it is real. So people, there was, Allah sent them. And the people, sometimes they sitting in a treasure without knowing we are in treasure. They leave the country. You are in. You can pray. You can be honorable. You go to place. People looking for you, not good, and you be many of them. They lose their faith. They lose their honor, and many people also still going there. Maybe old people, some of them used to this life and they are managing to keep their religion, but most of them, they are forget, they're doing things. And worse than this, the people who living there, they thought, if we this our who here, this woman, girls or boys, not good, not enough religion, we must bring from our country,
they are Muslim, they are growing in Islam, and it will be better for us. But many of them, unfortunately, these people, when they saw, never they saw something like this, they become worse ever from others. This is most of them what happened. And because this, unfortunately, we say also for Western organization, they are looking something to destroy the family, to destroy Islam through these people, and they support them, never support good thing. And this is what our days happen. Must people, Muslim people, must think too much when they are going from place to place and to phone, to when they are looking for wife or husband. Better now to take from this old Muslim people who was in outside their country. Don't bring from country. And there are many problems happening for people, but still not taking lesson. It is Allah keep us and keep Muslim from shayateen of this time, from fitna, from this time. And Allah show us good thing, inshallah. وَمِنَ اللَّهِ تَوْفِيقَ الْفَاتِحَةِ